Ayrıca bir podcast'ini dinliyorsunuz. Bu ülkede yaşamak beni çok mutlu ediyor bana. Niye Berkaycığım? Ya çok değişik haberler okuyabiliyorsun. Hı. Ve bu senin gerçekten hayal gücünü son noktalara kadar ilerletiyor, yani taşıyor. Bence neden bahsedeceğini bildiğim için içimden gülerek söylüyorum. Hı hı. Rekabet artık Türkiye'nin her yerinde. Çünkü baktığın zaman yüz ölçümümüz belli. Hı hı. Nüfus çok arttı. Hı hı. Dolayısıyla her alanda çok rekabet var. Bu rekabeti aşmak için yenilikçi fikirler lazım. Evet. Mesela, peki bu yenilik fikirler içerisinde entrika da olabilir mi yani? Böyle hafif hile hurdalı olabilir mi? Da entrika, yenilikçiliği her zaman ne kadar açarsın. Masum olursa olsun. Tabii ki. Ondan sonra bu düzenin şeyini bozar mı yani? Bozmaz abi. Çünkü bu hafta okuduğum haber neyle ilgili Berkay? Dondurma. Bir dondurma çubuğunun bedava yazanlarının sahtesini yaptılar. Şimdi evet yaptılar. İnsafsızlar. O bakkalın ruh şeyine nasıl oynadın sen? Hocam olay şöyle gelişmiş. Ben olayın yakalanmasında şey... Yani şimdi olay şöyle anlaşılmış. Bir dondurma üreticimiz, hangisi olduğunu bilmiyorum gerçekten. Ondan sonra dondurmaları üretiyor, bir yaparken de bedava basıyor. Sonra sonuç olarak bunlar geri geliyor tabii firmaya. Ulan diyor, biz 1000 tane bastık, 10.000 tane geri geliyor. Nasıl oluyor bu iş? Bak şimdi diyorlar ve polise başvuruyorlar. Şimdi polise başvururken de düşünsene. Ya bizim çubuklar var, 1000 tane yollamıştık, biz 3.000 tane geri geldi diye anlatıyorsunuz. Hangi birime başvurması lazım? Dolandırıcılık mı? Yani bunu hangi çete kurumu mu? Bir kere abi dondurma firmasını bir kere burada kutlamak lazım. Hı. En azından geri gelenleri saymışlar. Evet adamlar. Abi evet. Bir hesap tutmuşlar. Hesap tutmuşlar. İki, bu sahteyi basanların amacı neymiş onu okudun. Hocam şöyleymiş. Arkadaşlar gitmişler bunların makinesini işte almışlar. Çubukları da almışlar. Üstüne çatır çutur bedava basıyorlar. Hı hı. Sonra gidiyorlar bunu marketlerden, bakkallardan dondurmaya dönüştürüyorlar. Hı hı. Ondan sonra o dondurmaları da 0.50 kuruştan ondan sonra diğer marketlere filan satıyorlarmış. Güzel iş aslında. Güzel iş aslında. Biraz akıllı davransalarmış aslında bence yakalanmazlarmış. Nasıl mesela? Yani 1'e 10 gibi bir rakamla çıkmasalarmış olaya. Yani yedirselermiş. Yani geniş bir vadede bir yatırım gibi düşünselermiş. Mesela 2015 yazından beklentimiz nedir? Buradan kazandığımız parayla bir tatile gidelim. Mesela. Yeter. Dondurmamızı yiyelim tatilde. Burayı bırak. Yani onun gibi olması lazımmış. Hocam ben bir de şeyi düşünüyorum. Yani bu adamları yakaladın şimdi sen. Bu adamlar en sonunda mahkemeye çıkacak. Yani evet. Hakimin kararı ne olacak acaba? Yani bu seferlik affedelim bu tontonları falan diye bir dondurma böyle. Ya bakkal amcaya böyle şakalar yapmayın. Gibi bir şey mi olacak? Çok merak ediyorum böyle. Bir de adamlar içeride suçlarını nasıl anlatacaklar yani. Şimdi bir de sosyal cezalar verilmeye başlandı ya. Gerçi bunun bir maddi karşılığı var. %100 bir ceza alırlar da. Hani buna sosyal ceza verildiğini düşün. Demek ki böyle yaptınız. O zaman size ceza 3 yıl dondurma yok. Herkes odasına. Geçen bölümde Babalar Günü'nden bahsettik. Çok da böyle hani herkesi sallamadı. Acaba sallamadım. Bu hafta olabilir mi Babalar Günü? Her gün Babalar Günü. Ama Temmuz'a her geldik. Her gün babalarımızı düşüneceğiz. Temmuz'a geldik, yaz gelmedi. Şimdi Babalar Gün geçmiyor ki babalarla ilgili gene bir yavanlık yapılmasın. Ne oldu? Bu sefer babaların etrafına çocukları toplamak için bir buluş var. Yani eskiden babalar şey yapıyor. Gelin lan size bir masal anlatayım. Bir hikaye anlatayım diyor. Topluyordu eskiden. Ya da gel harçlığınızı vereceğim falan diye. Ya da gel ulan seni döveceğim diye olabilir yani. Bir şekilde toplamalar. Bu sefer abi gravatlarımızı bir Wi-Fi vericisine dönüştüren bir buluş yapılmış. Demiş ay, ne ki güzel. Babaları etrafında çocukları toplansın diye gravatınızın içine yaklaşık böyle yarım kilo kadar ağırlığında bir alet takıyoruz. Evet. Siz bir Wi-Fi vericisi oluyorsunuz. Evet, çok güzel. Çocuklar elinizdeki etrafında toplanıyor. Evet, ama kimse senin yüzüne bakmıyor. Öyle bir şey. Aslında harçlıkla aynı aslında durum. Aslında baba duygusunu güzel bir şekilde anlatmışlar. Yani kesinlikle. İhtiyaç olduğu zaman orada, ihtiyaç olmadığı zaman bakmana hiç gerek yok. Hiç önemli değil. Direkt şey yapabilirsin. Hatta gravata sök, adamı yatır daha iyi yani. Öyle bir imaj olmuş. Gerçekten peki, anlatmış. Burada babanın sağlığını da düşünen yok abi. Evet. O baba, o Wi-Fi'dan nasıl bir radyasyon alır? Nasıl alır? Midesi mi yanar? İçim yanar. Midesim yanar. Hiç yok. Buradan babalara sesleniyoruz. Böyle oyunlara gelmeyin diyoruz. Önemli olan çocuğunuzun tutumunuzu koruyun. Karizmanızdan ötün vermeyin. Gerektiğine şaplatın. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Bir babanın en önemli görevi nedir Bora? Oğlunun kızının çeyizliğini yapması. Evet. Peki birinci çeyiz. İki düğün alışverişinde yer alması, parayı sağlaması. Sonra zaten istediği gibi istediği şey yapabilir. Sonra baba zaten meczup haline dönüyor. Yani evet. Ortada dolaşan, ne bileyim böyle. Problem çıkaran.
bir adam haline geliyor. Annenin sürekli bir ilgilenmesi gereken fen bir adam haline geliyor abi. Evet abi. Şimdi çeyiz alışverişi dedik. Hı-hı. Buradan aklıma benim halılar geldi. Evet. Özellikle bu hafta halı konusunu seninle oldukça tartıştık. WhatsApp'tan mesajlaştık. Hı-hı. Çeşitli renklerde, desenlerde halılara baktık. Evet. Yanlış anlaşılmasın, halıcı açmıyoruz. Hı-hı. Fakat halı konusundaki bazı dilemalarımız var. Onlardan bahsetmek istiyoruz. Neden dilema peki bu hocam? Berkaycığım. Teknolojiyle ilgilenen insanlar olarak bizim çok zor anlayacağımız şeyler. Bir, el dokuması makbul müdür? Hı-hı. Alınmalı mıdır? Hı-hı. Makine alısı alırsan ayıp mıdır? Hı-hı. Kilimle nereye kadar gidersin? Nereye kadar gidersin? Şagi halı dediğimiz... Kilim kayar kayar. Şagi halı dediğimiz şeyi niye icat ettiler? Hı-hı. Bir de kaydırmaz dediğin şeyi nasıl koyarsan aslında gerçekten kaydırmaz. Evet, kaydırmaz. Şimdi, mesela kaydırmaz benim için en büyük dilemalardan biri. Çünkü daha henüz kullanmayı başarıyla sonuçlandıramadım. Yani kaydırır, kayıyor. Hep kayıyor. Hep onu. Kayıyor. Ve her seferinde de küfürle sonlanıyor. En son girişteki halının altına yapıştırdım. Çift taraflıyla mı daldın? Çift taraflıyla daldım. Öncelikle Ikea'dan aldığımı denedim. Tırt çıktı. Yani Avrupa'nın kaydırmazları bir boka yaramıyormuş. İsveç kaydırması tabii hocam. Tabii. Yerli malı kaydırmazları aldım böyle. Türk'ün mah böyle parmak kadar şeyleri var altında. Türk'ün ayak hareketlerine uygun değildir hocam. Çünkü çok kıvrak hareketler var biliyorsun bizde. Aynen. Öyle büyük büyük olanlardan aldım. Hı-hı. Yapıştırdım gene kayıyor abi. En son halıyı yere yapıştıracağım. Köşeden çiviliye de bilirsin. Çünkü abi şöyle bir cinnet var. Bak şimdi o halı orada antrede. İster istemez ayakkabıyla girdiğim bir yerde. İşte ne bileyim çeşitli hijyen olayları sonrasında ayakla basma, oradan zıplama, buradan cinnet. Hı-hı. Ya halıyı kesecektim. Ya halıyı yapıştıracaktım. Son aşamadayım şu anda artık. Derbiyle alıp. Çocukların ayaklarını da bantlayabilirsin hocam birbirleriyle. Yani. Galoş abi. Bundan sonraki aşamam galoşa gidiyorum. Hocam halı şundan dolayı gereksiz. Zaten bir kere hiçbir şekilde eve uymuyor. Yani uyduramıyorsun en de sonunda. Bir de modayla değişen bir şey. Modayla değişen bir şey. Şimdi bana sorsan ben hiç halı sermem. Ama o zaman da halk arasında ve sosyal toplumda. Fakir. Fakir değil de lan bunlar arazi olacaklar herhalde imajı oluyor. Yani şimdi bir ev sahibi gelse eve kirayı almaya. Lakin öyle bir durum yok aslında ama eskisi gibi olmuyor bu işler. Gelse adam halıtsız olduğunu görse antrenin şüphelenir. Adam birazın gözüne uykular girmez. Bundan kaçıyorlar galiba. Peki diye. Berkay halı alırken neye dikkat etmek lazım? Bu haftanın sen halı alma konusunda araştırmalarla halıcılık sektörünü. Halıcılık sektörünü yakından Ankara'da sitelerde takip ettim. Siteler Ankara'da, İstanbul'da galiba Mobilya, Modoco gibi bir şey var. Ondan sonra öyle İkisinin bir... İkisinin ismi de manidar. Evet. İkisinin ismi de korkutucu. Siteler, Modoco hepsi korkutuyor insanı. Sitelere gitme siteler. Siteler. Evet. Şimdi... Hocam öncelikle bu sektör, yani bilmiyorum halıcı dinleyenimiz var mı? Halıcı deyince de dişçi gibi oldu ama halı işiyle uğraşanlar varsa ben bu sektörün çok karlı olduğunu düşünüyorum burada. Neden öyle bir kaygım var? Hocam geçen işte halı almaya gittiğim zaman bir tane normal bir mağazayı gördüm. Hiç tanımıyorum, bir şey yapmıyorum. Girdim içeri. İşte halıyı sordum. Var dediler. Açtılar. Baktım. İyi güzelmiş. Ben bunu denemek istiyorum dedim. Tamam dediler. Böyle bakıyoruz adamla birbirimize. Lan diyorum herhalde yani teorik olarak bir şey vermem gerekiyor. Bir kapor olsun. Kimlik olsun. Dedim, bir ödeme olsun. Bir şey olsun. Bir slip olsun. Posttan bir şey çekilsin. Provizyon alınsın. Dedim bir şey bırakmama gerek var mı? Kimlik olsun. Ehliyeti bırakabilirim. Bir miktar para bırakabilirim. Yok abi dedi. Gerek yok dedi. Sen dedi evine götür dedi. Yarın getirirsin dedi. Ben de şaşkın bir şekilde aldım halıyı gittim. Bu halıda kar marjı bundan dolayı yüksek hocam. Çünkü bunu alıp geri getirmeyenlerin borcunu biz çekiyoruz. Bir bankada televizyonda bir reklamı var ya. Kredi ödemeyenlerin borcunu sen çekiyorsun. Bu da halıda da bu aynı sorun var hocam. Peki memnun kaldın mı halıda? Çok gittim geldim ya. Bu halı olayı beni mutlu edemiyor yani. Onu ser bak, bunu ser bak, onu ser. Şöyle bir şey var hocam, bitmiyor. Neden? Hamal boduna girdin mi? Tabii tabii. Zaten artık 4 metrekare halıyı tek elle açabiliyorum. Yani o seviyeye ulaştım. Bitmemesinin sebebi de şu hocam ya. Şimdi halıyı değiştirdiğin zaman, mevcut halının yerine başka bir halı koyduğun zaman beraberinde etrafındaki her şey değişmeye başlıyor. O zaman abi bunu bilişim terimiyle anlatabiliriz. Yani evet. Bir fonksiyonu değiştirdiğin zaman ona bol fonksiyonları da evet. Ne yapman lazım? Değiştirmen gerekebiliyor. Mobilyalar. Mobilyalar. Ne mobilyalar. Olacak? Hadi mobilya çok büyük iş ama yastıklar. İlk akla gelen buna bu halıya, bu halıya küf nefis olur. Nefis. Halıcının önerisi mi yoksa bu? Yani ev halisinin. Hocam kendin de o noktaya geliyorsun. Evet olur gerçekten falan diye yürüyorsun. Salonları değiştireceğim. Peki. Yeni halı gelecek. Yani bu aslında bir şey abi. Bu bir tuzak. Halıcının eline düştüğün zaman aynı zamanda perdeci ve yastıkçının eline de düşüyorsun hocam. Hocam çete bu üçü bunlar. Zaten çetenin eline düştün mü ayva yedin. Yani siteler görür oluyor. Çünkü evet. Bir yüz kaplatma dediğimiz hikaye. Yani hı-hı. Artık bir erkek ve aslında konuya çok uzak insan olarak kendi içimde özleştirmiş hissediyorum bunu. Yüz kaplatma olsun. Hı-hı. Perde olsun adamı bitirir. Bak kumar, mimar bir de siteler. Hı-hı. Bu üçü çok dikkatli olmamız gereken şeyler. Sevgili Bora Google hızını kesmiyor.
Berkaycığım, tüm uyarılarımıza rağmen bu giyilebilirle ilgili o kadar program yaptık, kamuoyu oluşturduk, arkamıza büyük bir güç aldık. Evet. Ama buna rağmen Google gene bildiği yolda ilerliyor. Hatta o kadar hızlı ilerliyor ki bazı özellikleri geri çekmek zorunda kalıyor yani, çoğunlukla. Yani ekliyor. Hızlı ekliyor, gitmişiz. Lan diyor çok fazla oldu, bunları ben çıkarım. Çıkar. Bu hafta ne çıktı? Hocam bu hafta iki tane olay var. Bunlardan bir tanesi Google Photos, biliyorsun yani. Google'un fotoğraf uygulaması. Goril tanıma özelliğini kaldırdı. Goril tanıma özelliğini derken maalesef bu uygulama Amerikanya'daki ya da dünyanın çeşitli yerlerindeki siyah arkadaşlarımızdan bazılarını aha burada goril gördüm diyerek işaretlemiş, etiketlemiş. Şimdi Google Photos şimdi yeni özelliği şöyle bir şey yapıyor. Fotoğrafları yüklüyorsun oraya. Ondan sonra fotoğraflarla birlikte alıp grupluyor fotoğrafları. Diyor ki mesela bunlar gökyüzü fotoğrafları. Bunlar dondurma fotoğrafları. Bunlar aile fotoğrafları. Bunlar falan. Sen denizdeyken burayı al. Oradan bazılarını da goril diye gruplamış. Bunlar da goril. Hep babamın resimleri çıkıyor falan. Amerika'da bitim. Sonra bunu geri aldılar galiba. Geri almak zorunda kaldılar. Ondan sonra bence iyi de yaptılar. Ben benzer bir şey için de yapmışlardı, biliyorsun, hatırlarsan. Ne için? Bu Chrome'un içerisinde aslında şey vardı işte. OK Google dediğimiz zaman şey yapan, bizi dinlemeye başlayan. Bu gözlükle çıkan bir moda. OK Google diyorsun. Gözlük sana diyor ki ne istiyorsun benden? OK Google, yani böyle bir şey havası da var. Yani evde müştemilat çalıştıramayanları için ondan sonra Hasan demek yerine Butler. OK Google diyorsun. Bu OK Google'la tabii aletin anlaması için de bundan da daha önce bahsetmiştik ama sürekli mikrofonun açık olması gerekiyor. Tarayıcıya entegre etmişler değil mi? Bunu tarayıcıya entegre ettiler. Yani ne yapmışlar? Dinleme yapıyorlar buracığım bize. Uzak dinleme. Uzaktan. Google aslında şu andaki bütün birçok tarayıcıda oradaki sesi alıp kendi sunucularına yollayabiliyordu. Yollayabilir. Bir de bu da ettiler bazı kendini bilmez teknoloji düşmanları. Düşmanları bunu özelliği kaldırdılar. Abi zaten özel bir şey konuşmayacaksın. Bak Samsung televizyonunu da kullanma kılavuzunda yazmışlar. Ne yazmışlar? Televizyonunuzun önünde özel şeyler konuşmayın diye. Allah'tan özel şeyler yapmayın demiyor. Yani onu da yazabilirler. Çünkü kamera var çoğu televizyonun üzerinde, biliyorsun. Bunun bir sonu yok abi. Teknolojiyle yaşayacaksan bunu sevmeyi öğreneceksin. Şimdi tabii bu teknoloji bilmez insanlar Google'a sinirlendiler. Onu bir kenara koyuyoruz ama bu hafta başka bir olay daha oldu. Geçen hafta onur haftasıydı. Evet, neyi onurlandırdık? Eşcinsel hakları ve dünya üzerindeki eşcinsellerin haklarının diğer insan tarafından saygıyla karşılanması gerektiği haftası idi. Bu hafta içinde bununla aynı fikirde olmayan insanların zaman zaman tabii tepkileriyle karşılaşıldı. Evet. Bunlardan bir tanesi yine Amerika'dan gelen bir örnek. Bir izleyicisi NBC'ye ağır şeyler söylüyor. Diyor İthamda ki, mı bulunmuş? İthamda bulunuyor. Diyor ki olmaz olsun sizin gibi kanal. Hemen bir haftada kendinizi bu olaya sattınız. Logonuzu rengarenk bir tavus kuşu kuyruğuna çevirdiniz. Abi normalde öyle değil mi zaten? Benim tabii hatırladım. NBC'nin logosu ezelden beri rengarenk bir tavus kuşu kuyruğu. Bunun üzerine de tabii NBC demiş ki abi bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz zaten hep böyleydik. Yani o yüzden çok büyük şey yapmayın, sinirlenmeyin bu işe. Ama yetmezmiş gibi. Tabii o mecra sosyal medya olduğu için tabii ipini koparan bana, gelmiş. İpini koparan gazını alamayan gelmiş. Körükle gelmiş millet. Bas. Herkes NBC'yi bir anda topu tutmuş işte. Siz bu kadar popülist olamazsınız. Neyi savunduğunuzu biliyor musunuz falan diye. Anlamsız bir şekilde tabii de yazık NBC izliyordur şu an olan biteni. Bazen tabii baktığın zaman sosyal medyada ve bu yerlerde kullanıcı tepkileri anlamsız seviyelere doğru ulaşabiliyor. Hocam burada şey de var tabii ki. Özellikle sosyal medyada yani Twitter'da eğer böyle Twitter mı hedefe koydun direkt olarak? Direkt Twitter'da bu daha şok oluyor. Çünkü Twitter'da şöyle bir şey var. Laf atmak daha kolay. Yani real time'a yakın olduğu için atıyorsun zaten gidiyor. Aradan sonra zaten uçup gidiyor gibi düşünen insanlar çok. Özellikle böyle kuvvetli insanlar varsa accountları yani bir nevi fenomen bir alanlarda o birine takıldığı zaman o takıldığı adamın yaşama şansı linç kalmıyor. Linç edene kadar diyorsun. Ama kendisi etmiyor linç. Zaten adam da takip edemez hale geliyor. Acaba bunlar gerçek insanlar mı diye ben çok merak ediyorum. Yani bu tür şeyin rüzgarın arkasına kapılıp da insanları linç eden, insanları, kurumları, olayları linç eden insanlar gerçekten var mı? Bunlar acaba bir robot mu? Ya da bunlar komik olsun diye mi yazılıyor? Çok merak ediyor insan. Ben de anlayamıyorum abi. Yani akıl fikir sahibi olan insanların belki bir araştırma yaparak bir şeyler söylemesinde yarar var ama bu NBC olayı gerçekten bir şey. Kilometre taşı bu işte. Türkiye'den böyle bir şey niye çıkmamış ya? Show TV niye birileri şey yapmamış acaba? Bence burada çok geride kaldık. Show TV'nin logosu neden rengarenk dönüştü?
Bence bunu bir araştırmak lazım. Dinleyenlerimizin bence bu konuya bir parmak basmasında yer alır. Bence de.